LGS 6 İngilizce sorularının çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlayalım. Which of the following is true according to the information above? Yukarıdaki bilgilere göre diyor, aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Peki, yukarıdaki bilgilere bakalım. Hello, I'm Debbie. Ben Debbie diyor. I'm a student at North College. North College'de öğrencim demiş. I have lots of friends at school. Okulda birçok arkadaşım var. But, ama demiş. Stacy is my best friend. Stacy benim en iyi arkadaşım. Because, çünkü she never lies. O asla yalan söylemez demiş. Güveniyor ona. We get on well with each other. Çok iyi geçiniyoruz diyor. After classes. Derslerden sonra we usually spend time together. Beraber zaman geçiriyoruz demiş. We have many things in common. Ortak birçok noktamız var. Sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz demiş. Birbirine benzer. Yani aynı şeyleri seviyoruz, aynı şeyleri sevmiyoruz demiş. İkimiz de like reading books and watching science fiction movies. İkimiz de kitap okumayı ve bilim kurgu filmi izlemeyi seviyoruz demiş. She's good at maths. O matematikte iyi. And I'm good at English. Ben de İngilizce'deyim demiş. We always help each other. Birbirimize her zaman yardım ederiz demiş. Ne yaparken? While doing our homework. Ödevlerimizi yaparken demiş. Ve son olarak da I'm happy to have such a nice friend. Yani böyle bir arkadaşa sahip olduğum için çok mutluyum demiş. Bu bilgilere göre hangisi doğru ona bakalım. Debbie's best friend is Stacy. Debbie'nin en iyi arkadaşı Stacy. Evet doğru. Because çünkü Debbie is a generous person. Debbie cömert bir insan olduğu için demiş. Ama yukarıya baktığında she never lies. Asla yalan söylemez. Bu özelliğine vurgu yapmış. O zaman ben bu bilgi tamamen doğru diyemem. Peki. B'ye baktığımda Debbie and Stacy get on well with each other. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlar. Doğru. But they sometimes argue. Ama bazen tartışıyorlar. Yukarıda verilen bilgilerde tartışıklarıyla ilgili herhangi bir ifade yok. C'ye baktığımda Debbie and Stacy are good friends. Debbie ve Stacy iyi arkadaşlar. And they share same interest. Onlar aynı ilgileri paylaşıyorlar. Yani ortak sevdikleri, sevmedikleri var dedik. Peki yukarıda bununla ilgili bilgi var mı? Evet arkadaşlar. Burada da aslında similar likes and dislikes olduklarını ve iyi arkadaş olduklarını görüyoruz. Bu noktada Ceyhan doğru olabilir. D'ye baktığımda, D'yi kontrol edelim. Debbie and Stacy like being together. Beraber olmaktan hoşlanıyorlar, seviyorlar. And ve diyor. They are both shy. Her ikisi de demiş. Utangaç. Ama utangaç olduklarıyla ilgili herhangi bir bilgi de yok. Bu durumda doğru cevap C şıkkı dedik arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuza which of the following is true according to the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğa göre hangisi doğrudur demiş. Peki bakalım. Hi Mike speaking. Merhaba Mike konuşuyor demiş. John da hi Mike. This is John. Kendini tanıtmış. Could I speak to Mary please? Lütfen Mary ile görüşebilir miyim demiş. Mike da could you repeat that please? Tekrar eder misiniz? It's a bad line. Hat kötü. Anlayamadım değil mi ya? Konuşma yapmış. John'a geldin. I would like to speak to Mary please. Mary ile görüşmek istiyorum. It's about our project. Projemiz hakkında demiş. Mike da I'm sorry. Üzgünüm. She's at the waiting now. O şu an toplantıda. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz demiş. John da can you tell her get back as soon as possible? Mümkün olduğunca bana hemen dönmesini söyler misiniz demiş. Ve Mike da tabii ki demiş telefon konuşmasında. Peki bu yukarıdaki bilgilere göre şıklardan hangisi doğru onu bulacağız. Mike couldn't understand John. Evet Mike John'u anlayamadı. Doğru. Because he doesn't know John well. Çünkü o John'u iyi tanımıyor. Hayır. Onun için değil. It's a bad line. Hatlarda bir problem vardı. Bu sebepten A gitti. B'ye baktığımızda Mike and John are doing a project together. Mike ve John beraber proje yapıyorlar dedik.
Bununla ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece telefon konuşması yapmışlar. C'ye geldiğimde Mike and John are good friends. Mike ve John iyi arkadaşlar diyor. Bununla ilgili de hiçbir bilgi yok konuşmada. D'ye baktığımda John couldn't talk to Mary. Evet, John Mary ile konuşamadı. Because, çünkü Mary isn't available. Mary ne değil? Müsait değil. Evet, konuşmaya baktığımızda Mary'nin toplantıda olduğu ve bu yüzden John'un Mary ile görüşemediğini anladık. Ve D şıkkı doğru şık dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü soruda which of the following region is not mentioned in the invitation diyor. Yani davetlerin hangisinden, hangi görselden bahsedilmemiş diye sorumuz bize bunu sormuş. Peki bakalım görselde ne vermiş? Yukarıda davetiyede Camping World, kamp dünyası demiş. 3 gün Alaska'da kamp yapalım demiş. Eğlence ve aktivitelerden bahsetmiş. Ve ücretsiz gıda ve ulaşımdan bahsetmiş. Equipment you need to take. Yani yalnız almanız gereken ekipmanlar demiş. Ve ekipmanları buraya sıralamış arkadaşlar. Ekipmanlarda ne var bakalım. Çadır, kibrit, harita, pusula ve arkadaşlar fenerden bahsetmiş. Devamında da daha fazla bilgi için numara vermiş arkadaşlar. Bu noktada baktığımızda görsellerden hangisinden bahsedilmemiş diye sordu. A şıkkında arkadaşlar sırt çantası verilmiş. Dursun bundan bahsedilmiyor ama diğerlerini de kontrol edelim. B'ye baktığımızda bir çadır var. Evet, çadırdan bahsetmişti. Bunu eledim. C'ye baktığımda pusula var. Pusuladan da bahsetmişti. Onu da eledim. D'ye baktığımdaysa fener var. Ondan da bahsetmişti. Bunu da eledim. Bu noktada doğru şıkkım A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda which of the following can be correct according to the people's preferred insanların tercihlerine göre demiş. Hangisi doğrudur demiş. Peki bakalım yukarıda ne bilgiler vermiş. Jane ne demiş? I love doing sports. Sporları seviyorum demiş. Trekking is my favorite sport. Because I enjoy being free in the nature demiş arkadaşlar. Yani doğada yapılan bir sporu sevdiğini söylüyor. Favori sporu da trekking demiş arkadaşlar. Trekking dediğim neydi arkadaşlar? Doğa yürüyüşüydü. Peki Jack'e bakalım. Jack ne diyor? I'm afraid of extreme sports. Ekstrem sporlardan korkuyorum. To me, bana göre reading book is an enjoyable leisure time activity. Kitap okuma böyle diyor. Zevkli bir boş zaman aktivitesi benim için diyor. Peki Tom'a bakalım. Tom ne demiş? I don't love doing water extreme sports. Su ekstrem sporlarını yapmayı sevmiyormuş. I prefer indoor sports. Kapalı alan sporları tercih ediyor. I don't need adrenaline all the time. Her zaman adrenaline ihtiyacım yok demiş. Peki Sam ne diyor? Sam'e de bakalım. I love all extreme sports. They make me excited. Tüm ekstrem sporları seviyorum. Onlar beni heyecanlandırıyor demiş. Peki bu bilgiler ışığında bakalım. Hangi şık bize doğru bilgiyi veriyor? A şıkkında Jane thinks outdoor sports. Jane outdoor sporların yani doğa sporların are less exciting. Daha az heyecan verici olduğunu düşünüyor. Ama yukarı baktığımızda Jane trekking favori sporu, doğa sporu. O zaman bunu söylemesi pek mümkün değil. B'ye bakalım. Sam can be a real adrenaline addict demiş. Sam gerçekten adrenalin bağımlısı olabilir. Adrenalin sever olabilir demiş. Peki bakalım Sam ne diyor? I love all extreme sports. They make me excited. Tüm ekstrem sporları seviyorum. Onlar beni heyecanlandırıyor. Tümünü seviyorsa adrenalin bağımlısı, adrenalin seven bir insan olabilir. Dursun. Diğer şıkları kontrol edelim. C'ye baktığımda Tom's favorite sports can be climbing and caving. Tom'un favori sporu diyor. Climbing, tırmanış ve mağaracılık olabilir demiş. Ama baktığımızda yukarıda Tom prefer indoor sports. Yani daha kapalı alan sporlarını seviyor. O zaman buna da doğru diyemem. D şıkkına geldiğimde ise Jack doesn't do extreme sports. Jack extreme sports yapmıyor. Evet, I'm afraid of extreme sports diyor. Doğru. Ama devamında because he hasn't got enough time. Yeterli zaman olduğu için değil, korktuğu için yapmıyor muhtemelen.
O zaman bunda ne yaparım? Elerim. Bu noktada doğru şıkkım da B olur sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. sorumuzda which of the following picture is not a step of the recipe above? Aşağıdaki resimlerden hangisi diyor? Yukarıda verilen tarifin bir adımı değildir demiş. Tarifte malzemeleri vermiş. Ingredients, sugar, flour, butter, yağ vermiş. Milk, süt, baking powder. Bu da kabartma tozu, egg, bir tane yumurta ve yine tuzdan bahsetmiş. Peki. Şimdi nasıl yapılacağını da yazmış aşağı. Heat oven 220 centigrade degree. Yani 220 derecede fırını ısıtın demiş. Mix the flour, baking powder and salt in a bowl. Bir kasede unu, kabartma tozunu ve neyi? Tuzu demiş. Mix, karıştırın. Add sugar and egg. Devamında ne ekleyin demiş? Yumurta ve şeker. Ve demiş sütü boca edin ve hepsini karıştırın. Make small balls. Küçük toplar haline getirin. Put the balls on the baking tray. Bu küçük topları, hamurları ne yapın demiş arkadaşlar? Fırın tepsisine koyun and put into the oven. Yani tepsiye, fırına yerleştirin demiş ve 10 dakika fırında pişirin demiş. Bu noktada bu verilen yemek tarifinde göre arkadaşlar hangisinden değinilmemiş? A fotoğrafına, A'daki resme baktığımda evet gördüğünüz gibi arkadaşlar add sugar and egg demiş ve yine baking powder and salt in a bowl, bunun bir resmi olabilir. Bunu eledim. Devamında ikinci resimde ise ne diyor? Pour the milk and mix, make small balls, küçük neyler? Toplar yapın demiş. B şıkkında da bunu gösteren bir resim var. C şıkkına geldiğimde ise arkadaşlar hamur açılan bir resim göstermiş. Bununla ilgili yukarıda herhangi bir bilgi yok. Denizli'ye baktığımda ise yine burada da fırın tepsisine koyulmuş hali var. Burada da bahsedilen bir yine yukarıda resim olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Çünkü yukarıda hiçbir şekilde hamurun açılmasıyla ile ilgili yemek tarifinde bir bilgi vermemiş. Which of the following is true according to the dialogue above diye vermiş 6. sorumuz arkadaşlar. Peki yukarıda bakalım ne konuşması geçiyor? Evet. Jane ne diyor? Hey guys, why don't we meet this weekend? Arkadaşlar neden diyor? Bu hafta sonu buluşmuyoruz. Sam ne demiş? What about meeting at the Center Club? Center Club'da buluşmaya ne dersiniz? We had great time there last week. Orada geçen hafta çok iyi zaman geçirdik diyor. Devamında Martha diyor ki I'm busy. Meşgulüm. But I can't miss the chance demiş. Yani bu şansı kaçıramam. Geleceğini bildirmiş. Nora ise sounds great, güzel. Is 5 PM okay? Saat 5 olur mu demiş. Alan da I'm sorry, maybe next time. Alan da gelemeyeceğini söylemiş. Jane de son olarak see you at 5:10. O zaman 5'te görüşürüz demiş burada. Peki bu bilgiler ışığında şıklardan hangisi doğru? A şıkkına baktığında they are planning to meet on Saturday or Sunday. Onlar cumartesi ya da pazar buluşmayı düşünüyorlar demiş. Planlıyorlar demiş. Yukarıya baktığımda this weekend, bu hafta sonu diyorlar. Evet, olabilir. Dursun. A şıkkımı kenara alıyorum. Diğerlerini de kontrol etmem lazım. Martha refuses the invitation. Martha bu davetiyi kabul etmiyor. Reddediyor. Because she's busy. Çünkü o meşgul. Peki yukarı bakalım. Martha busy olduğunu söylüyor ama bu şansı kaçıramam. Yani katılacağını söylüyor. O zaman reddetti diyemem. C şıkkına geldiğimde this is going to be their first meeting. O bunun arkadaşların, onların ilk toplantısı, ilk buluşması olacak demiş. Ama yukarıya baktığımda sen ne diyor? We had great time there last week. Orada geçen hafta iyi zaman geçirdik diyor. O zaman daha önce de buluştuklarını anlıyoruz. Ve D şıkkında da they will meet in the morning.
Onlar sabah bu uçaklar diyor ama yukarı baktığımda da yine saat olarak arkadaşlar ne vermiş? 5 p.m. Okey. Yani öğleden sonra 5 olduğunu görüyoruz. Bu noktada bilgilere göre doğru şık A şıkkı oldu. Yedinci soruda da yukarıdaki bilgiye göre demiş, according to the information above, was Mike's favorite extreme sport? Yani Mike'ın favori ekstrem sporu hangisidir demiş arkadaşlar. Peki bakalım ne diyor? I am Mike. Ben Mike. I'm interested in sports. Sporlara neyim? İlgiliyim demiş. I enjoy the adventure and fun. Macerayı ve eğlenceyi severim. I like extreme sports. Ekstrem sporları severim. Because, çünkü they make me excited. Beni heyecanlandık. I tried many extreme sports. Birçok ekstrem spor denedim. I enjoy exploring the sea animals most. Yani deniz hayvanlarını keşfetmeyi en çok onu seviyorum diyor. En çok deniz hayvanlarını keşfetmeyi seviyorum demiş. I think it is more enjoyable than all other sports. Bence diyor diğer sporlardan daha eğlenceli demiş. Bu noktada anladığımız ne arkadaşlar? Mike'ın en çok sevdiği yaptığı spor olarak aktivite bu. Yani deniz hayvanlarını keşfetmek. Bu noktada şıklarda bununla ilgili olan ekstrem sporu bulacağız. Bungee jumping demiş. Yüksekten atlayış. Bu deniz hayvanları keşfetmeyle alakalı değil. B'ye baktığımda dağ bisikleti sürüşü. Bu da deniz hayvanlarıyla alakalı değil. C'ye baktığımda rafting. Bu da deniz hayvanlarını keşfetmekle alakalı değil. Dive'e baktığımda ise arkadaşlar diving dalış demek. Yani deniz hayvanlarını keşfetmede, onları görmede yol verebilecek bir ekstrem spor olduğu için cevabım D şıkkı olacak arkadaşlar. 8. soruda which of the following is true according to the text above? Yukarıdaki tekste göre diyor. Hangisi doğrudur demiş. Bakalım ne veriyor bize. Benim adım Jack demiş. I have a smartphone. Akıllı telefonum var. But I don't like talking on the phone. Telefonla konuşmayı sevmiyorum. I prefer sending messages. Mesaj göndermeyi tercih ediyorum. I think they are fast and fun. Onlar hızlı ve eğlenceli demiş. You can use emojis to express your feelings in text messages. Text mesajlarında diyor. Telefon mesajlarında hislerini ifade etmek için emojileri kullanabilirsiniz demiş. Ve I can use three applications. 3 tane applications dediği uygulama kullanıyorum. They are important parts of my life. Onlar benim hayatımın önemli bir parçası demiş. My parents have smartphones. Anne ve babam da akıllı telefonlara sahip. But they don't use applications, even text messages diyor. Onlar uygulamaları kullanmazlar. Hatta mesaj bile kullanmıyorlar diyor. They make phone calls if it is necessary. Gerekli olduğunda diyor. Telefon araması yaparlar diyor. They often prefer face to face communication. Yani yüz yüze iletişimi tercih ederler demiş. Bu noktada bu bilgilere göre hangisi doğrudur demiş. Jack has got a smartphone. Evet. Jack'in akıllı telefon olduğu doğru. But he thinks it has many disadvantages. Ama o cep telefonunun birçok dezavantaj olduğunu düşünüyor demiş. Burada onunla ilgili bilgi vermemiş. Hatta cep telefonundaki uygulamaların yaşamının önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Peki. B'ye geldiğinde Jack's parents, Jack'in ailesi, annesi, babası are interested in smartphone applications. Akıllı telefon uygulamalarıyla ilgililer demiş. Ama baktığınızda they don't use applications, even text messages diyor annesi babası için. Yani uygulamaları kullanmadığını söylüyor. O zaman bu da doğru değil. C'ye baktığımda Jack often makes call to communicate diyor. Yani Jack iletişim için sık sık arama yapar diyor. Ama burada dediğine göre cep telefonunda konuşmayı sevmiyor. Mesaj göndermeyi tercih ediyor. O zaman sık sık arama yapar diyemeyiz. D'ye geldiğimde ise smartphone applications yani
akıllı telefon uygulamaları Jack'in yaşamında play a big role, büyük bir rol oynuyor dedik. Peki buna ulaşabilir miyiz? Evet, they are important parts of my life. Onlar benim hayatımın önemli parçası diyor. O zaman önemli bir rol oynayabilir dedik ve D şıkkını doğru yaptık arkadaşlar. 9. sorumuzda which of the following is correct according to information above? Yukarıdaki bilgilere göre doğru olanı bulun demiş. Peki bakalım yukarıda ne veriyor? David asked some of his students about their summer holiday plans and wrote down their answers diyor. David öğrencilerine yaz tatili planlarını soruyor ve onların cevaplarını not alıyor, yazıyor. Peki bakalım Mike ile ilgili ne yazmış? Mike is interested in history. Yani Mike tarihi ilgili. He's going to visit historical places. O tarihi yerleri gezecek diye yazılmış. Dane hakkındaysa he likes water sports. O water, su sporlarını seviyormuş. He's going to swim. Yani yüzecek ve scuba diving'e gidecekmiş. Mary'e geldiğimizde she's going to summer camp. Yaz kampına gidecekmiş and spend time with other campers. Diğer kampçılarla zaman geçirecekmiş. Tom'a geldiğinde ise he's into adrenaline. Tom adrenaline düşkünmüş. He's crazy about rafting. O rafting'e çok düşkünmüş. He's going to do rafting in summer holiday. Yaz tatilinde rafting yapacakmış arkadaşlar. Bu noktada şıklara baktığımda A şıkkında Tom is keen on sports. Tom sporlara düşkün. Evet. But he never does extreme sports. O asla extreme sports yapmaz diyor. Ama baktığımızda rafting'i çok sevdiğini görüyoruz. Extreme spor yaptığı bu noktada belli oluyor. B'ye baktığımda Mary is going to go camping. Mary camping yapmaya, kamp yapmaya gidecek. Doğru. Ama devamında to spend time alone in summer holiday. Yaz tatilini yalnız geçirmek için diyor. Ama bu noktaya baktığımızda tam tersi spend time with other campers. Yani diğer kampçılarla zaman geçirecek. O zaman yalnız zaman geçirecek diyemeyiz. Mike is going to visit ancient sites. Evet. Mike going to visit ancient sites. Antik yerlere gidecek diyor. Nerede? Summer holiday. Tarihi yerler. Yaz tatilinde tarihi yerler demiş. Peki baktığımızda Mike is interested in history. Mike tarihe düşkün ve visit historical places, tarihi yerleri gezecek dedik. Baktığımızda burada yine ancient sites, tarihi yerleri yine gezecek demiş. Yaz tatilinde C şıkkı için olabilir dursun. Peki D'ye bakalım. Dan is going to need knife and thermal clothes in summer holidays. Yani yaz tatilinde Dan diyor termal kıyafetlere ve arkadaşlar bıçağa ihtiyaç duyacak diyor. Ama baktığınızda scuba diving ve yüzme yapacağı için bu kıyafetlere ihtiyacı olacağını düşünmüyoruz. Bu noktada C şıkkı arkadaşlar yukarıdaki bilgiler ışığında bizi doğru bilgiyi, doğru cümleyi veren şık dedik. Ve son sorumuzda paragrafa göre diyor yukarıda you can find information about bilgiyi bulamazsınız. Hangisi hakkında bilgi yok diyor. Peki bakalım yukarıda bize ne vermiş? Yukarıda Gaziantep'te bulunduğunu söylemiş bir arkadaş ve Mozaik Müzesi'ni gezdiğini söylemiş ve bu müzenin dünyadaki en büyük mozaik müzesi olduğunu söylemiş ve antik şehir Zeugma'yı gördüğünden bahsetmiş. Ve yine Gaziantep'in ünlü olduğu 3 şeyden bahsetmiş. Bunlar bakır ürünleri, kebap ve baklava demiş. Ve yine there are many bazaars, mosques and Mevlevi Lodge, Turkish baths, cafe houses in Gaziantep vermiş. Yani camiler, pazarlar, Mevlevi haneler, Türk hamamları ve kafeler olduğundan bahsetmiş. Ve devamında I think November is always a good time to visit Gaziantep. Ne diyor? Kasım ayının Antep'in ziyaret için en iyi zaman olduğunu söylüyor.
Because çünkü in summer season it's very hot demiş. Yani yaz mevsiminde çok sıcak olduğunu söylemiş ve bu yüzden de Kasım ayının Antep'i gezmek için her zaman iyi bir zaman olduğunu vermiş yukarıda. Peki yukarıda verilen bilgilerde neyle ilgili bilgi bulamayız? Accommodation diyor. Yani kalacak yer. Yukarı baktığımızda otelle ilgili, kalacak yerle ilgili hiçbir arkadaşlar ne yapmamış? Bilgi vermemiş. Dursun, diğerlerini kontrol edeceğim. B'ye geldiğimde dishes, yani yemeklerle ilgili bilgi demiş. Baktığınızda yukarıda yemeklerle ilgili bilgi var. Ve C'ye geldiğimizde climate, iklimle ilgili bilgi demiş. En son cümlede de hangi ayın orayı ziyaret etmek için iyi bir zaman olduğunu söylüyor. Ve yine in summer season, yani yaz ayının orada çok sıcak olduğunu söylüyor. O zaman ben diyebilirim ki burada climate, yani iklim değişiklikleriyle ilgili, iklimle ilgili özür dilerim, bilgi vermiş. Peki D'ye geldiğimde tourist attractions, yani turistik yerler, turist çeken yerler, bununla ilgili de zaten baştan beri bize bilgiler veriyor arkadaşlar. Bu noktada kalacak yer ile otellerle ilgili, kalacak yer ile ilgili hiçbir bilgi vermediği için A şıkkından ilgili herhangi bir bilgi bulamıyoruz dedik.